2015 yılından bu yana İstanbul'da 7, Ankara'da 5 olmak üzere 12 fakülte, meslek yüksekokulları ve enstitüleriyle sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürüten Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne konuk olduk. Kurulduğu yıldan beri üniversitenin rektörlük görevini yerine getiren Profesör Doktor Cevdet Erdöl'den üniversite hakkında bilgiler almadan önce kendisini biraz tanıyalım. 1958 Trabzon Sürmene doğumluyum. Uzun yıllar hekimlik yaptım. Meslek olarak kardiyoloji uzmanıyım. 2015 yılında ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruldu ve rektörlüğüne Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atandım. 17 Temmuz 2015 itibariyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü olarak göreve başladım. Profesör Doktor Cevdet Erdöl bizlere üniversite hakkında bilgiler veriyor. Tıp fakültelerimiz hem Ankara'da hem İstanbul'da. Diş hekimliği fakültelerimiz hem Ankara'da hem İstanbul'da. Eczacılık fakültelerimiz, hemşirelik fakültelerimiz, sağlık bilimleri fakültelerimiz, yüksekokullarımız, enstitülerimiz hem Ankara'da hem de İstanbul'da. Biz çok yeni bir teknopark oluşturduk. Gençlerimizin üniversite sanayici işbirliği yapacak şekilde yeni teknolojilere vakıf olabilecekleri, yeni imkanlar oluşturabilecekleri, Ar-Ge faaliyetleri yapabilecekleri, önümüzdeki süreç içerisinde yurt dışında eğitim verme gibi farklı imkanlara ulaşabilecekleri bir ortam oluşturduk. Üniversitenin ulaşım kolaylığı konusunda Profesör Doktor Cevdet Erdöl'den bilgiler alıyoruz. Biz İstanbul'da Üsküdar'dayız. Ankara'da Etlik'te, Gülhane'deyiz. Ulaşım bakımından İstanbul'da en kolay ulaşılan bir noktadayız. Yani Marmaray'ın, Avrasya Tüneli'nin hemen çıkışında sayılabilecek. Adeta yürüme mesafesinde. Demir yolunun, deniz yolunun, kara yolunun kesiştiği bir konumdayız. Dolayısıyla bizim İstanbul'daki en önemli avantajımız ulaşım imkanlarının olması. Tabii bu ulaşım avantajı Ankara için de geçerli. Ankara'da İstanbul kadar ciddi bir problem olmamakla birlikte Etlik, Gülhane hakikaten her tarafa çok kolaylıkla ulaşılabilen bir konumda.